Merhaba arkadaşlar, ben Soner Köse. Bu görsel dersimizde data grid'de seçili olan verileri textbox'larda göstermeyi anlatacağım. İlk önce şöyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Daha önce anlattığım Adonet'e giriş konusunda videosundaki uygulamamı aldım yine. Sadece sil kısmını değiştirdim. Çünkü silme işlemini data grid'de seçtiğimiz veriye göre yapacağız. Şimdi ben burada bir projemi çalıştırayım. Sil şu an hiçbir işe yaramıyor. Ben burada tıkladığım verileri text box'lara aktaracağım. Yaptığım işlem bu kadar. Çünkü konumuz bu. Daha sonra seçili olanı sileriz. Şimdi arkadaşlar başlangıcı yapalım. Data grid'ime sağ tıklayıp propertilerinden, özelliklerine, eventlarına geliyorum. Olaylarına. Cell click olayına başlıyorum arkadaşlar yazmaya. İlk önce bir değişken oluşturmam lazım. Çünkü bu değişken data grid üzerindeki seçtiğim verinin indeksini alacak bize. Şöyle bir başlayalım. Integer select value olsun. Nereden alacaktık bunun veriyi? Data grid bir nokta ve index diyorum. Veriyi buradan alacağız. Daha sonra textbox'lara her tıklamamızda verileri güncelleyeceğiz şu şekilde. Text'e alt nokta text diyorum. Textbox'ların ismini değiştirmiştim çünkü. Data grid bir nokta rows diyorum. Arkadaşlar buraya selected value değişkenimi getiriyorum. Daha sonra cells diyorum. Veri tabanındaki tablonun sütun ismini almam lazım buraya. Onun için bir veri tabanıma gidiyorum. İlk önce ID'yi alıyorum. Biz burada ID girmemişiz yalnız. Tamam. Biz de ID'yi almayız öyleyse. Şu şekil başlayalım. At diyeyim. At kapatıyorum. Değerini alıp textbox'a bastırıyorum toString'e. Aynı şekil diğerlerine de devam ediyorum. Text'e soyad nokta text'ten. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bir deneyelim. Yani kodumuz şu bir indeksi, yani önemli olan indeks data grid'de seçili olan değerin indeksini almak ve bu indekslerden yola çıkarak textbox'lara bastırmak. Hemen bir başlayalım şöyle çalıştırmaya. Listele diyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğimizi buraya getiriyor. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bir de şimdi sil kontrolünü yapacaktık. Bunu ada göre yapalım. Şimdilik ID'yi almaya gerek yok. Sil butonuna çift tıklıyorum. Burada da yine bağlantımı açmam lazım. Bağlantı nokta connection string eşittir. Bir de arkadaşlar burada komut oluşturuyorum. Ole diye bir command. Sil olsun eşittir. Ole diye bir command. Sil eşittir. Bağlantı nokta. Grid command. Sil nokta. Command. Text eşittir. Delete. From. Tablo. Kıstasımı giriyorum. Ver. At.
eşittir et ad olsun. Ada göre silme yapalım, basit bir işlem. Sil nokta parametres nokta et. Mantığı arkadaşlar hep aynı. Biraz sonra SQL'de de göreceğiz. Mantık hep aynı. Bağlantı işlemleri, komut işlemleri hep aynı. Buraya böyle bu şekilde bir uyarı verebilir. Çünkü değer olarak bir değer gelmediği için boş geçildiğini gösterir burada. Bu önemli değil, çalıştıralım. Listele diyorum. Buradan ben birini seçiyorum. Sil dediğim zaman kayıt silindi diyecek. Listeliyorum. Program patlak verdi. Bağlantıda sorun var. Hemen yukarıdan alayım ya. Bağlantı yolunu yukarıdan aldım arkadaşlar. Ve altta da kapatmam lazım. Şimdi deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir de kayıt ekleyelim. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Bu görsel dersimizin de sonuna geldik. Diğer derslerde görüşmek üzere.